Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok kente hissedildi. Çok sayıda ölü ve yaralı var. En büyüğü 6.6 olmak üzere 66 artçı deprem meydana geldi. Saat 4.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'tan yapılan açıklamaya göre deprem yerin 7 kilometre altında gerçekleşti. 10 kentte 1710 binanın yıkıldığı depremde saat 10 itibariyle toplam 284 kişinin yaşamını yitirdi. 2323 kişinin yaralandığı açıklandı. Kahramanmaraş'ta 70, Malatya'da 47, Adıyaman'da 13, Diyarbakır'da 14, Şanlıurfa'da 18, Osmaniye'de 20, Adana'da 10, Kilis'te 8 ve Hatay'da 4 kişi hayatını kaybetti. Şehir merkezlerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Deprem nedeniyle Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da bazı binalar yıkıldı. Ara ara sarsıntıların hissedildiği bölge illerinde valilikler koordinasyonunda kriz masaları oluşturuldu. Yıkılan binaların bulunduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin sahada çalışmaları sürüyor. Kahramanmaraş valisi Ömer Faruk Coşkun, şu an yıkılan binayla ölü ve yaralı sayısı vermemiz mümkün değil. Hasar ciddi dedi. Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kentte 16 binanın yıkıldığını, vali Salih Ayhansa ölü sayısının 15 olduğunu açıkladı. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş deprem bölgesinde evlerine dönemeyen vatandaşların il müftülükleri ve din görevlilerinin rehberliğinde uygun olan camilerde diledikleri kadar kalabileceklerini bildirdi. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kente 34 binanın yıkıldığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. 14 ve 17 katlı 2 binanın yıkıldığını belirten Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, trafiğin kilitli olduğunu ve yardımların gelemediğini söyledi. Diyarbakır Valisi Ali İhsan su depremde 6 bina yıkıldı, 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 79 vatandaşımız yaralandı dedi. Genel Kurmay Başkanı tarafından bölgeye yönlendirilen ekipleri taşımak üzere iki adet uçak görevlendirilirken AFAD bölgede koordinasyona destek sağlamak üzere Kahramanmaraş'a Kayseri Valisi, Hatıya Mersin Valisi, Gaziantep'e Mardin Valisi, Adıyaman'a Tunceli Valisi, Osmaniye'ye Bingöl Valisi ve Malatya'ya Sivas Valisi görevlendirilmiştir açıklamasını yaptı. Malatya'da deprem nedeniyle tarihi yeni cami kısmen yıkıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Adıyaman, Osmaniye ve Şanlıurfa valileriyle telefonda görüşerek deprem sonrasındaki durum ve arama kurtarma faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı. Kilis valiliği depremde 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını duyurdu. Depremden etkilenen Gaziantep, Malatya ve Kilis'te yıkılan binaların enkazlarından 9 kişi kurtarıldı. <laughs>